Evet, şimdi bu haberleri bir Skype bağlantısı daha yapıp Hamdi Aslan'la değerlendireceğiz. Değerli izleyenler, gazete turumuzu noktalamış olalım ve Hamdi Aslan'a günaydın diyelim. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Günaydın Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, şimdi pek çok isim olduğunu görüyoruz. Farklı farklı gündem maddeleri var Trabzonspor'da. Öncelikle isterseniz Trezeguet'den başlayalım. Zira çok merak ediliyordu. Trezeguet, Vakeme'nin yerine Trabzonspor forması giyecek mi, giymeyecek mi diye bir gazete görüşmeler dondu demiş. Bir gazetede Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle anlaşma sağlandı demiş. Sizin beklentiniz nedir Trezeguet konusunda? Ezgi, yani okumuş olduğun tabii ki notlar öyle karma karışık ki ben de şaşırdım yani. Hangisini bulayım, hangisinden bir yola gideyim diye. Gerçekten birinde var, birinde yok. Biri başka bir transfer, diğeri başka bir transfer. Yani bunlar tabii ki bu dönem için bence çok normal. Yani transfer sezonu bitene kadar, ligler başlayana kadar bu işler böyle olacak. Tabii Trabzonspor yaptı transferlerden sonra. Özellikle Trezeguet, Marlon transferli Trabzonspor'u çok önem kazanmıştı. Çünkü yani mevkisel olarak belirlemiş olduğu çok önemli iki mevdi. Eksik olarak da yani bence sezon planlaması olarak da yapması gereken bence acil transferlerden iki tanesi. Zaman zaman tabii ki bu transferler tıkanıyor. Çok kolay değil. Yani çünkü bunlar birazcık transferin biraz sert bölümleri. Yani hem Marlon hem Trezeguet. Şunu söyleyebilirim. Yani Marlon'un kiralık konusunda Trabzonspor bayağı bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Yani olabilirliği artık çok daha bir sıcak hale geldi. Hem Marlon hem Trezeguet konusunda. Özellikle Trezeguet konusu Trabzonspor'un çok daha bence şu an gündemini daha sıcak tutuyor. Yani özellikle yani bu transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor çok daha ekstra bir yoğunluk yaşıyor. Ben iki transferin de yani belki 3-5 gün içerisinde biteceğini düşünüyorum ki yani şu an kat edilen mesafe bu yolda yani bakıldığı zaman senin vermiş olduğun bütün haberlerden farklı olarak ben bu iki transferin yani bu hafta içerisinde olabilirliğinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü görüşmeler çok daha ileri safhada ve olabilirliği yüksek bir duruma geldiğini söyleyebilirim. Fanatik gazetesinde hocam bugün ilginç bir haber var. Daha önce hiç duymadığım, en azından benim duymadığım bir isim. Hakan Arslan, Sivassporlu oyuncu. 33 yaşında bir isim. Abdullah Avcı'nın orta saha için tecrübeli bir oyuncu istemesi sebebiyle gündeme geldiğinden bahsediliyor. Ne dersiniz Hakan Arslan için? Yani Hakan Arslan ben tabii ki Gencik Kuzey'e çalışmış olduğum dönemlerde sürekli takip ettiğim bir oyuncu. Gerçekten o kadar çok emek sarf ederek buralara geldi ki takımın önemli bir oyuncusu, kaptanı oldu ki gerçekten kutlamak gereken bir oyuncu rolüne girdi. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ama tabii ki Trabzonspor'un hani gündeminde Hakan olur mu sorusuna yani o orta saha yoğunluğuna bakıldığı zaman o kadar çok kalabalık, o kadar çok orada oynamaya hazır, rekabete hazır oyuncu var ki ben Hakan'ın çok Trabzonspor gündeminde olacağını ben düşünmüyorum. Yani Trabzonspor o bölge için çok fazla bir oyuncu arayışı içerisinde değil bakıldığı zaman. O yüzden Hakan gerçekten Sivasspor'un çok özel bir parçası oldu. Ben onu futbol bırakana kadar Sivasspor'dan ayrılacağını da düşünmüyorum. Bu da benim kendi düşüncem ve Sivasspor'una çok bu anlamda çok yakın ve çok destek çıkacağını düşünüyorum ama Trabzonspor'un gündeminde Hakan Arslan'ın olduğunu ben düşünmüyorum Ezgi. Peki kaleci gündeminden biraz bahsedelim isterseniz. Özellikle Uğurcan Çakır ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Bu zaten başlı başına bir soru işareti. Ayrılması ya da ayrılmaması durumunda yine de kaleci hamlesi yapılması bekleniyor. Zira Erce ve Arda'ya kulüp bulabilirsiniz dedi Trabzonspor yönetimi. Bu anlamda hem İrfan Can isminin gündeme geldiğini görüyoruz. Hem Nurullah Aslan hem de Tarık Çetin. Tabii bu oyuncular anladığım kadarıyla Uğurcan'ın kalma ihtimaline karşılık transfer edilmesi planlanan isimler. Peki gitme ihtimalinde nasıl bir projesi olacaktır Trabzonspor'un?
Yani gitme ihtimalindeki adayları bulmak çok zor şu an tabii Ezgi. Yani o zaman çok daha farklı bir transfer düşüncesi içerisine girecek. Yani oynayan bir kaleci, tecrübeli bir kaleci çok daha farklı ve Trabzonspor çok daha yorucak olan bir sürece gireceğini ben düşünüyorum. Ezgi eğer Uğurcan Trabzonspor'un ayrılmayı düşündüğünü veya o bölüme geldiğini düşündüğümüz zaman ama yani şu an yani o konu birazcık daha böyle sanki sakin gidiyor. Sanki biraz daha Trabzonspor'un bu anlamda Uğurcan'la beraber sezonuna devam edeceğini düşünüyor gibi bir şu an bir ortam var. Bundan dolayı tabii ki bu tip oyunculara döneceğini ben bekliyorum. Özellikle Nurullah bu konuda Trabzonspor için çok daha sıcak bir bence transfer oyuncusu diyebilirim. Yani diğer tabii ki alternatif olarak başka oyunculara da gidebilir ama ben bu transferde sanki Nurullah'ın daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Peki Giannini'yi de hemen sormak istiyorum. Dansville ile birlikte aslında Giannini ile de devam edilmesi planlanıyordu ancak biraz gecikti Giannini ile anlaşma. Ne düşünüyorsunuz? Giannini ile bir anlaşma sağlanabilecek mi acaba? Kalacak mı takımda? Yani Ceyda tabii Canini Trabzonspor'un şu an sözleşmeli oyuncusu. Yani evet Canini gerçekten baktığınız zaman çok değerli bir oyuncu. Sadece problemi çok süre alamaması. Yani Cornelius oluşu veya hani oyun yapısı Canini'yi bazen kenarda tutabiliyor. Yani bundan dolayı olduğunu ben düşünüyorum ama Trabzonspor Canini ekonomik bir anlamda iyileşmeye gidip Canini'yi tekrar takıma katacak. Yani tekrar takıma katacak dediğim. Yani transfer süresi olarak biraz daha süreyi uzatacağını ben düşünüyorum. O anlamda Can için çok değerli bir oyuncu. Trabzonspor bu transferi de bence bu süreç içerisinde bir kenara koyup halledeceğini ben düşünüyorum. Şimdi hem Mert Müldür hem de Kaan Ayhan'la ilgili Sassuolo kulübünden biraz önce de ekrana getirdik bir haber. Sportif direktörden gelen açıklamalar vardı. Türkiye'den çok fazla teklif alıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz şeklinde. Özellikle tabii ki Trabzonspor'un Kaan Ayhan'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Kaan Ayhan eğer Türkiye'ye gelirse bu takım Trabzonspor olabilir mi? Evet, Hamdi Aslan'la bağlantımızda küçük bir problem yaşadık değerli izleyenler ama genel hatlarıyla Trabzonspor'un gündemini, transfer gündemini özellikle konuştuk, değerlendirdik. Çok çok teşekkür etmiş olalım biz Hamdi hocamıza. Ve şimdi gelin dün akşama gidelim bakalım transfer raporu programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Ardından saat başında biz de stüdyo konuğumuzla buradayız.